Hanımlar beyler, ormana geri dönme vakti. Evet, bundan tam 1,5 ay sonra yani 23 Şubat 2023'te Sons of Forest, Forest 2 adına ne derseniz merakla, heyecanla beklediğimiz oyuna kavuşuyoruz ve o ürkütücü, o korkutucu, o acayip tövbe estağfurullah yaratıkların olduğu ormana geri dönüyoruz. Malumunuz ilk oyun 2014'te çıktığında ben bunu bol bol oynadım. Ben bunu Şefik'le, sevgili Şefik'le oynadım. Necati'yle oynadım. Ondan sonra bizim Kuva ve Boşluk'la oynadım. Ondan sonra Sungur, Pelin ve Mete ile oynadım. Oynadım. Oyunda yapılabilecek her fanteziyi yaptım, her binayı diktim, her sonu gördüm. Her düşmanı dövdüm, her çığlığı attım, her korkuyu yaşadım. Kaplumbağa kabuklarıyla kaydım, yükseklerden atladım, kolumu bacağımı kırdım, sonra yeniden yaptım. Gittim kendime sal yaptım, köpek balıkları kovaladı, teknelerde gezdim, tüm haritayı keşfettim. O oldu, bu oldu. Yani 2014'te çıkan bir oyun senelerce beni merak içinde tutmayı, tekrar tekrar oynatmayı başardı ki siz de doymadınız. Hala benden Forest istiyorsunuz. İşte o kutlu gün geldi. 1,5 ay sonra 23 Şubat'ta oyun çıktığı gibi tekrar ekiple ormana döneceğiz. Peki, ilk Forest'ı zaten biliyorsunuz ama bilmeyenler için aradan 7 sene geçti, spoiler olmaz diye düşünüyorum ama gene buraya bir not koyarım. İşte bizim oğlanı kaçırıyor, uçak düşüyor. Tam Lost Disney'ni izleyenler varsa bilir, uçak düşüyor. Biz bir şekilde oğlanla hayatta kalıyoruz ama biz çırpınırken bir tane yarma gelip bizim oğlanı, Timmy'yi alıp götürüyor. Ondan sonra biz günlerce, haftalarca önce hem bir yandan adada sağ kalmaya hem bir yandan bizim Timmy oğlanı kurtarmaya hem de bir yandan adanın sırlarını keşfetmeye çalışıyoruz ki zaten işin keyifli ve sizi saran tarafı da buydu. Finaline gelirsek, yani bütün bunları yaptıktan sonra evlerini yaptın, yaratıkları şey yaptın, yaratıkları tokatladın ya da bir şekilde hayatta kaldın. Finale gitmek için gerekli yolları, alet, edevatları, her şeyi buldun. İşte bir mağara oyuğundan, pardon, devasa bir oyuktan gidip bir laboratuvar buluyorduk. Bu laboratuvarda başka çocuklara dair çizimler, şeyler görüyorduk böyle. Demek ki buralar testlerin yapıldığı bir şey. Daha sonra ilerlediğimizde gerçekten testleri ve bu anormal garip yaratıkların nasıl ortaya çıktığını görüyorduk. Bir tane manyak doktor var özetle. Kızını yaşatabilmek için türlü türlü testler yapıyor ama canlı bir deneye ihtiyacı var. Bunun için de gelen geçen bütün uçakları düşürüp çocukları kaçırıyor manyak. Velhasıl kelam sonunda bizim oğlanı buluyoruz ama ölmüş. Ondan sonra oyun iki seçenek sunuyor. Ya işte bu gerçeği kabul edip hayatına devam edeceksin. Timmy'yi kalbinde yaşatacaksın ya da sen de gidip başka bir uçak düşürüp oradan bir çocuk bulup Timmy'yi kurtaracaksın. Bu artık sizin vicdanınıza kalmış. Ama ikinci seçeneği yaparsanız da ilginç bir şekilde yıllar sonrasına sarıyor. Kurtulmuşsunuz, her şey yolunda derken Timmy bir şey geçiriyor böyle. Bir titreme, bir şeyler geçiriyor. Tam kurtulduk, mutluyduk derken. Ondan sonra tekrar ileri sarıyor ve Timmy olan şey olmuş böyle. İçkici, hapçı, ne halt ettiği belli değil, halüsinasyonlar görüyor, vücudu tövbe estağfurullah bir şeyler olan birine dönüşüyor ve oyun burada bitiyor. İşte Sons of Forest tam olarak da burada başlıyor. Bu defa bir ekipteyiz. Bu Sahara Limited TC şirketi, anonim ortaklık şirketi vardı ya, her şeyin sorumlusu olan bir firma, sürekli konteynerlarını gördüğümüz. Ona ait bir ekipte işte helikopterle askerler gidiyor derken bir klasik olarak helikopter düşüyor. Hikayeye dair elimizde pek bir bilgi yok, yani ilk oyunda ikinci oyunun bağlantısı ne kadar olacak, ama şunu gördüm, trailerlarda Timmy'nin kurtarıldığı anın görüntüleri var.
Dolayısıyla mutlaka ilk oyunda bağlantısı olacaktır. Çünkü olayların şekilleniş de aynı şekilde. Bu defa bir helikopter düşüyor. Yine bir ekip var. Allah Allah ne oluyor? İlk oyundaki biz adada mıydık hala? Timi ne oldu? Timi bu yoksa bu ekipten mi? Vesaire vesaire. Bunları 23 Şubat'ta hep beraber keşfedeceğiz. Evet, gelelim neler biliyoruz Sons of Forest'a dair. Öncelikle tabii ki yeniliklerden bahsetmek lazım. İlk oyun 2014'te çıkmıştı. Tamam, o zaman için iyiydi ama sonradan oynadığınızda siz de fark etmişsinizdir. Grafikler fena değil desen de animasyonlar şeyler kütük gibi kalıyordu böyle bir yerden sonra. Hani yabancı tabirle immersion dediğimiz kendini oyunun içine çekme, atmosferine kapılmayı ister istemez engelliyordu. Tabii ki grafiklerde de, görsel olarak da, animasyonlarda da inanılmaz ilerleme kaydetmiş oyun, ki olması gereken de buydu zaten. Onun dışında yapımcılar verdiği röportajda şey diyor. İlk oyundaki gibi defteri açtım, burayı seçtim, burayı değiştirdim, şunu şunu seçtim, craftladım diye bir şey yok. Artık örneğin duvarlarınızı elinizdeki baltayla bir kazığa çevirebiliyorsunuz savunma için. Ya da aldığınız bir kütüğü direkt orada ikiye kesip hemen kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Her şeyi kitaba açıp oyunu durdurmanız, düşünmeniz gerekmiyor. Tık 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 akıcı bir şekilde oluyor ki bu özellikle Forest gibi atmosfer oyunlarında çok çok önemli. Onun dışında silahlar, yeni silahlarımız var, onları da değineceğim ama silahlar upgrade ediliyor craftlanırken. Örneğin bir kütüğü, bir dalı aldın, hemen bıçakla ucunu işte kazıyor, orada ipini bağlıyor, bilmem ne, silah haline getiriyor. Olabildiğince sizi tüm o şeye dahil etmeye çalışıyor, hiçbir şekilde kesmeden. Bence güzel. Gelelim karakterleri. Şimdi ilk oyun bir garipti. Tövbe estağfurullah, biliyorsunuz. Acayip acayip yaratıklar vardı. Bunda da var. Bunda böyle beyaz tenli, soluk, mağarada yaşayan tipler var. Popolarından birbirine bağlı örümcek tipli, yani örümcek gibi tavanlarda gezen yaratıklar var. Onun dışında altın maskeli böyle ya da özel bir maskeli devasa bir abimiz var. Büyük ihtimalle liderleri artık ne yapar, ne eder, ne olacak onu ben de bilmiyorum. Bu şey, bunu nasıl tarif edebilirim ya? Siz görüyorsunuz işte böyle dikine birleşmiş iki insan gibi elleri üzerinde yürüyen ney? Bir de bunu tarif etmenin yolu yok. İşte o gördüğünüz şey var. Evet, şu anda gördüğünüz şey var. İyi, yani yeterince ürkütücü. İlk oyunda gördüğümüz, hani artık normal düşman diyeceğimiz normal yaratıklarda da tabii ki geliştirmeler var. Bunlardan en önemlisi de artık yapay zeka çok daha başarılı. Tamam, ilk oyunda da üzerinize saldırıyorlardı, bir şeyler yapıyorlardı, sizi geriyorlardı falan da bu oyunda, yani Sons of Forest'ta bu defa akıllanmışlar. Çünkü ilk oyunda vuruyordum hala valala 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 gelmeye çalışıyordu. Artık o yok. İki tane kafasına vurdun mu seni yenemeyeceğini anladığında abi götünü yiyeyim moduna geçiyor. Ya da silahı çıkardın çektin, aman aman abi deyip kaçmaya başlıyorlar. Bir anda yürürken otların arasında hışırtılar duyuyorsunuz. Oraya saklandıklarını görüyorsunuz. Yine ilk oyunda da vardı ama bu defa pozisyon alıp sizi bir anda jump scare, tuzaklar kurmaya, hata yapmaya yönlendiriyorlar. Ay bunlar, yani şunların yarısı zaten oyunda olsa yaşadık. Benim atacağım çığlıklarla siz bayram edersiniz. Yenilik olarak bir de ben şey gördüm. Doğru anladıysam böyle bir laboratuvar ya da bir bunker, bir sığınak keşfediyoruz. İşte içinde laboratuvar var. Orada yazıcı var. 3D printer gibi bir şey var. Orada mesela maske yapıyor. O maske İşte düşmanların arasında gizlenmenizi, onların arasında saldırı yemeden gezebilmenizi sağlıyor. Yapımcı şey diyor. Bu laboratuvarda normal doğada bulamayacağınız, size ekstra gerekecek şeyleri craftlayabilirsiniz. Demek ki işte herhalde silahlar ya da işte tırmanma, kazı aygıtları, bilmem neler, sanki o 3D printer'dan gelecekmiş gibi. Yaparız, olur. Bana uyar yani. Yapay zeka konusunda da benim en çok hoşuma giden şey, dediğim gibi işte, evet birçok konuda geliştirmeler var ama mesela siz üstten ayrıldığınız anda bu defa üstünüze saldırılar olabiliyor, malzemeleriniz çalınabiliyor. İlk oyundaki gibi değil. İlk oyunda zaten size saldırdıkları için üste saldırıyorlardı. Şimdi diyelim ki ormanın derinliklerine indiğinizde bir gözünüz sürekli arkada kalmak zorunda kalacak ya da efsanevi tuzaklar kurup defans yapmak zorunda kalacaksınız. İşte oyuncuyu bu ikilemde bırakmak, hani lan arkamda sağlamda değil ne halt etsem psikolojisine sokmak. Bence oldukça keyifli bir his yaşatacak hem oynarken hem de siz izlerken. Karakterler konusuna gelirsek, dediğim gibi yani evet başta askerler var. Hatta trailer'da da bir tane asker görüyoruz. Ama o bizim ekibimizden, hani NPC dediğimiz, yani hikayeye bağlı bir yan karakter mi? Yoksa co-op'ta ikinci bir oyuncu ama asker skiniyle geziyor. Öyle bir şey mi? Orasını tam anlamadım. Çünkü ıssız adada
normal şartlarda askerin ne işi var NPC olarak? Ha, bizimle düştü. Belki bize yardım edecek. Belki görevlere gelecek. Acayip. Bir de ilk oyunda bir abla vardı. Ben ona çok affedersiniz manyak karı diyordum ya. Hani dört kollu şey. Onun bir adı vardı. Virginia'ydı yanılmıyorsam. Bu defa o galiba bizimle dost oluyor. Ya da onun bir kankası, onun bir benzeri. Çünkü dört kollu ateş eden tipler var şeyde. Bizim yanımızda savaşan, destek veren NPC'ler var. Tam olarak nasıl dost olduk, neden bize yardım ediyor? Half-Life'daki o Vortig Hunt'lar gibi ilk oyunda düşmanda ikide dost mu oldu bilmiyorum. Onu da oynadığımızda öğreneceğiz. Ama bana sorarsan yani bir elinde shotgun, bir elinde pistol, öbür elinde kütük tutan ablaya ben hayır demem. Tam olarak elinden her iş gelen kadın olmuş bizimkisi. Helal olsun, iyidir iyi, tamam. Bir diğer konuda tabii ki silahlar. İlk oyuna göre birçok şey eklenmesi gerekiyordu. İlk oyunda evet yeterince tatmin ediciydi ama neden üzerine daha fazlasını koymuyorsunuz ki? Çünkü artık işte pistoller, shotgunlar, elektrikli taserlar ya da elektrikli coplar gibi, hatta bir tane crossbow var, arbalet var bildiğiniz, böyle modern görünümlü bir arbalet. Bunlar bilmiyorum mermileri vesaire craft, yani gene craftlanabilir çünkü ilk oyunda da bomba momba yapıyorduk biliyorsunuz modern şeyler bulup. Bir şekilde mermileri craftlanacaktır. Upgrade edilecek tabii ki. İlk oyunda nasıl baltamızı ya da çelik çomağımızı upgrade ediyorsak, bunda shotgun'ımızı da böyle gene yerlilerden bulduğumuz herhalde dişlerle, kemiklerle bir şeylerle upgrade edeceğiz. Ya da tabii ki 3D printer'dan gelen şeylerle. Ama şu çok güzel geliyor kulağa. Büyük ihtimalle bu arada mermileri sınırlı olacaktır. Öyle bam 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 elinde shotgun'la ormanda gezdirmez. Ama karşınıza güçlü bir düşman geldiğinde emaneti çekip zbank zbank diye boşaltmanın da ayrı bir tadı olacaktır tabii. Evet, Sons of Forest'a dair benim bulabildiğim elimizdeki bilgiler bunlar. Umarım sizin kafanızda da böyle güzel bir imaj, güzel bir atmosfer oluşmuştur. Çünkü bundan 1,5 ay sonra hep beraber ormana geri döneceğiz.